sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, mübarek, pâk ruhu tayyibelerine, ehl-i beytine, sahâb-ı kirâmın, enbiyâ-i azâmın, sâdât-ı kerâm hazaratına, cümle şehitlerimizin ve geçmişlerimizin ruhu şeriflerine, dinimizin, vatanımızın, milletimizin, bütün İslam dünyasının selâmetine, şerrinden şerre muhafazasına, bu niyaz ve bu dua ile bir Fâtiha-i Şerîf, üç İhlas. Muhterem kardeşimiz, Gâşiye suresi okundu. Gâşiye, dehşeti her şeyi saran, her tarafı kuşatan kıyamet manasına geliyor. Bu surede izah etmeye çalışacağımız iki grup insan, bu imtihanı kaybedenler dünyada, ikinci grup imtihanı kazananlar. Ondan sonra Cenab-ı Hak bir takım azamet tecellilerinin üzerinde tefekkür sahibi olmamızı arzu ediyor. Rabbimiz bu kainatı ilahi bir dershane olarak hazırladı. Adem Aleyhisselam ve Havva validemizle dünyaya indirildiler ve bir insan nesli. Bu da kıyamete kadar devam edecek. Kıyamette artık hükmü bitecek, dershanenin hükmü bitecek. Artık bütün yaratılanlar infilak edecek. Ayrı bir âlem başlayacak. Kabirdekiler kalkacak. Dünyada olanlar da zaten belki kabir hayatı yaşamadan birden bir ahirete girecekler. Tabii zor gün. Yine Cenab-ı Hak o zor günü Abûsen Kamterîrâ buyuruyor. Zor ve musibetli gün buyuruyor, sıkıcı gün, belalı gün buyuruyor. Velhâsıl Cenab-ı Hak bir lütuf olarak yeryüzünün her köşesini bir imtihan salonu olarak halk etti. Gönül gözüyle seyrettiği zaman bu kainat ince gayeler ve nazil hikmetlerle bir tezahür aynası, insanın endam aynası, insanın hakka yaklaşması için neye ihtiyacı var? Cenab-ı Hak hepsini ihsan etti, ikram etti. Yani cihanın her hadisesinde hikmetli bir imtihan, her nimet ve musibetinde ibretli bir nakış var. İnsan kulunu tescil ettirmek için dünyaya gönderildi. Kavlu bela dediniz, dedik. Bunu tescil için dünyaya gönderildi. Bu şuur ve idrak kazanılması için kendisine akıl, izan ve idrak verildi. Rabbimiz göndermiş olduğu peygamberlerle, indirdiği suhuflarla, kitaplarla ve kevni ayetlerle, yani yaratılıştaki hikmetlerle, bütün kainat sayısı trilyonlarca kevni ayetlerle dolu. Cenab-ı Hak kuluna yardım ediyor. Yani peygamberler, kitaplar ve bu kainat, kevni ayetler Cenab-ı Hakk'ın bizlere büyük bir lütfu. Kur'an-ı Kerim kavli ayetler. Kainat kevni ayetler zerreden küreye, bir atomdan galaksilere kadar. İnsan ömrü de her saniye tükeniyor. Ruh son nefes ile bedenden çıkacak. Dünyadaki ahvaline göre kıyamet günü tekrar bedene girecek. Fakat nasıl bedene gireceği belli değil. O gün yüzler vardır, mutludur, yüzler vardır, huzurludur, yüzler vardır, iğrençtir buyuruyor Cenab-ı Hak. Rabbimiz bizi daima ayetlerle ikaz halinde, Cenab-ı Kaf Sûresi 19. ayetinde ölüm serhoşluğu gerçekten gelir de, demin başından geçecek hepimize. İşte ey insan bu senin öteden beri kaçtığın şeydir. Var mı kaçacak bir yer? Bak insan daima ölümden kaçar, ölümden korkar. Sûra üfürülür, işte bu geleceği vaat edilen gündür, Cenâb-ı Hak buyuruyor. Kur'ân-ı Kerîm son 300'ünde Cenâb-ı Hak bilhassa kıyametin hususiyetleri hakkında bilgiler veriyor. Okunan ilk ayet bu gâşiye, Cenâb-ı Hak dehşeti, felaketleri, her şeyi sarıp kaplayacak olan kıyametin haberi sana geldi değil mi buyuruyor. Rabbimiz kıyametin dehşetiyle ikaz ediyor. Öyle ki bu şiddet bütün her şeyi kaplayacak. Yani bunun dışında boş rahat bir yer kalmayacak. İnsan da büyük şaşkınlık içinde şöyle diyecek: "Yekulü insanu yevmizi eynel mefer?" İnsan kaçacak bir yer var mı? Sığınacak bir yer var mı?
Yok. Yine izâ zülzîletil erdu zilzâlehâ. O yer bütün dehşetiyle sallandığı zaman o kıyamette ve ahcetil ardu eskâlehâ, içindeki sıkletleri fırlattığı zaman. Nedir sıkletler? Bir görüşte envat, ölüler, hepsi toprak üzerine atacak. Bir görüşe göre madenler, altınlar, gümüşler vesaire. Yani dünyada üzerine tavaf ettiğiniz işte altınlar, gümüşler vesaire, putperestli olduğunuz. Alın bir varsa, faydası varsa. Velhâsıl zor gün. Ve kâlen insânî mâlehâ, insan şaşırır, bu neyin nesidir der, bu dehşetli bir hal. Cenâb-ı Hak, diğer bir âyet-i Zümer Sûresi'nde, onlar, yani insanlar Allah hakkıyla tanıyıp bilemediler buyuruyor. Kıyamet günü bütün o yeryüzü O'nun tasarrufundadır. Gökler O'nun kudret eliyle dürülmüş olacaktır. O müşriğin ortak koşmanın yüce ve Cenâb-ı Hak münezzehtir. Yani o kudret eliyle dürülmüş olacaktır. Yani Cenâb-ı Hak, Enbiyâ Sûresi'nde bir tomar kağıdı büker gibi bütün o kainatı bükecek, eski haline gelecek, bu bir vaattir buyuruluyor. Ömür sermayesini ziyan edenler. Onun için Cenâb-ı Hak buyuruyor Haşr 19. ayetinde, Allah'ı unutan, Allah'ın da kendilerini unutturduğu kişiler gibi olmayın. Ona yoldan çıkan kişilerdir. Demek ki Allah'ı unutuyor, ölümü uzak görüyor ya da basit görüyor. Kendine göre bir takım kendini kurtaracak şeytani vesveselere giriyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh birisi geldi. Ya halife dedi, kabrimi nasıl inşa edeyim dedi. İkisi de kabrini inşa etme dedi. Kabrine hazırlanmaya bak dedi. Ölüm marifetullah'tan nasip almayan kimsenin çok ürkütücü. Marifetullah'ta mesafe kat etmeyi gönül içinde şu müjdeler var. لَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Onlar korkmayacaklardır, üzülmeyeceklerdir. Yani şu hayatı ziyan etmeyenler, zahirle batınıyla yaşayanlar. Yine Cenâb-ı Hak Müzzemmil Sûresi'nde, eğer inkâr ettiğiniz takdirde çocukları ak saçlı ihtiyarlar haline dönecek, o günden nasıl korunacaksınız? Hep Cenâb-ı Hakk'ın lütfu, hep ikaz halinde. Kendimizi nasıl koruyacağız, yavrularımızı, evlatlarımızı nasıl koruyacağız? Yine buyuruluyor Abes Suresi'nde, işte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve evlatlarından bile kaçar. Yani bütün sığınaklardan kaçar çünkü bütün sığınaklar ortadan kalkmış durumda. Yine Hac Suresi'nde, onu gördüğünüz gün, yani o kıyameti gördüğünüz gün, o muhakkak göreceğiz onu, hiç çare yok. Onu gördüğün her emzikli kadın emzirdiği çocuğu unutur. Dünyada hiç annenin unutmadığı bir şey. O gün evladını unutuyor. Her hamile kadın çocuğunu düşürür. Korku, dehşet. İnsanı sekir halinde, sarhoşluk halinde görürsün buyuruyor. Ve oysa onlar sarhoş değillerdir. Fakat Allah'ın azabı çok dehşetlidir. Peygamberlere dair bir hesabın sorulacağı bir gün kıyamet günü. Araf Suresi 6. ayetinde elbette kendilerine peygamber gönderilen toplumları da gönderen peygamber mutlaka hesaba çekeceğiz. Yani peygamberler daha dünyada bu endişeyle yaşadılar. Hepsi masum. Biz zelli işlese hemen tahsiye ediliyor. Onları da hesaba çekeceğiz diyor. Onlar da ümmeti olan bulunduğu toplumda tebliğlerin ne kadar fedakarlık gösterdi. Onun için Efendimiz'in veda haccına baktığımızda üç sefer sonra tebliğ ettin mi diyor. Tasdik ol, şahit ol ya Rabbi diyor. Üç sefer. Hatta Yunus Aleyhisselam'a 40 gün tebliğ edecekti. Üçüncü gün baktı, 100 kişiden 2 kişi iman etti, üzüldü, terk etti. 3 gün terk ettiği için balın karnına atıldı. Yine Allah'ın lütfuyla oradan Cenab-ı Hak onun tövbesini, zikrini kabul etmekle kurtulmuş oldu. Yani bizleri düşen yeryüzüne Allah Resulü'nün şahidi olabilmek. Cenab-ı Hak buyuruyor, bizi hayırlı bir ümmet olarak halk ettik. Sizler yeryüzünde Allah'ın şahitlersiniz. Allah'ın dinini temsil eder, peygamber de şahit olsun. Velhâsıl bir Müslüman hem ferdi hem de içtimai bakımından etrafa mükemmel bir örnek olacak. Ferdi hayatıyla mükemmel olacak. Salih veya da sâlihâ olacak. Çevresini İslam şahsiyet karakterini en güzel bir surette yansıtacak.
Söz ve davranışında zarafet timsali olacak. İçtimai hayatıyla mükemmel olacak. Daima emri bil maruf, nehi anil münkerde bulunacak. Kendini toplumdan mesul addedecek. Mesuliyeti yüreğinin uzandığı yere kadar ulaşılacağını idrakiyle yaşayacak. Cenab-ı Hak zira sümmeles öyle yömü izin anin nayim verdiğimiz nimetlerden sorulacaksınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ümmeti inşa etti, ruhaniyet olarak doldurdu, feyz ve ruhaniyetle doldu. Ondan sonra kendisinden mesul gördü, dünyanın dört tarafına sefer etti. Allah'ın verdiği bu hidayet nimetini tevzi etmek için. Bugün maalesef en yakın evlatlarımızı kaybediyoruz. Cenab-ı Hak la uksun bi yevmil kıyame. Kıyamet anında olsun, yemin olsun buyuruyor. Çok şiddetli bir gün vela uksun bi nefsil levvame. Tutarsız nefse de yemin olsun buyuruyor. En kötü şey emmare, Allah korusun. Bu daha ziyade bu kâfirlerin ve çok mücrimlerin durumu bu. Yani tem planda yaşayanlar, ahireti unutanlar, ahiret hatırına getirmeyenler, sefâdetlerini saadet zannedenler, bunların durumu nefs-i emmare. Bunlar canlı cenazelerdir buyuruluyor. Beden var fakat kalp ölü. Cenâb-ı Hak lâ yehdi, lâ yehdi. Bu hidayet vermedikleri kişiler onlar bunlar. Ayette geçen de bunlarda büyük bir gaflet var. Nefsi emmare'de bu gaflet azalmaya başlıyor. Gaflet kâfirlerin, münafıkların ve mücrimlerin hali. Hatta şöyle tabirle gaflet nedir diye sorulduğu zaman kalp gözünün önüne perde çekilmesidir. Gözüne iki parmağının gerilmesi, iki parmağın göğe koyulan bir şey görebilir misin? Gaflet de bu. Yine gaflet diyorlar, günün ortasında güneşi kaybetmeye benzer. Gaflet düşen insan okyanus ortasında dümene kırılmış bir gemi gibidir. Hangi girdapta boğulacağı belli değil. Yine gaflet diyorlar, Allah fıtrata güzel özellikler veriyor. Nefahtu fihi min ruhi buyuruyor. Gaflet fıtrattaki meziyetleri köreltir. Rabbimiz bu gafletlerin durumunu şöyle bildiriyor. Şüphesiz yeryüzünde yürüyen canlıların Allah hakkında en kötüsü düşünmeyen sağırlar ve dilsizler. Vahyi duymayanlar. Yine Cenab-ı Hak cehennemden bir fasıl bildiriyor. Orada mücrimler diyorlar ki Rabbim bizi buradan çıkar. Önce yaptığımız işleri hayır haserat işleri yapalım. Feryat ederler. Cenab-ı Hak onlara iki soru soruyor. Size bir ikaz diye bir peygamber gelmedi mi? Diye bir soru. Size bir ömür vermedik mi? Her şeyi düşünün dünyaya ait. Ölüm bir muhakkak. Her gün önümüzden cenaze arabaları geçiyor. Akrabalığımı tek tek gidiyor. Velhâsıl iki şey, seni düşünecek kadar bir zaman vermedik mi? Bir peygamber yahut bir irşâdçı gelip size irşâd etmedi mi? O zaman Cenâb-ı Hak şimdi diyor, azabı tadın, zalimlerin yardımcısı yoktur. Cenâb-ı Hak, onlar sağırlardır, cinsizlerdir, körlerdir buyuruyor. Ya bu sebeple onlar Hakk'a dönemezler buyuruyor. Âyette geçen levvâme, lâ uksûm bin nefsil levvâme, yani yaptığı kötülüklerden Allah'ın emriyle karşı göz ihmal ve kusurdan pişman duyarak vicdan azabı duyuyor. Fakat faydası yok. Evladın aman diyor, sonra namazını kılar diyor. Sonra hâlâ ben onu camiye gönderirim diyor, yaz tatilinde bir ay, iki ay. İşte onlar İslam'ı öğrenir diyor. Bu kadar basit çünkü İslam. İslam bütün hayatın bütün saflarında. Bir yerde unutulmayacak İslam. İbadet, muamelat, muaşeret, nezaket, zarafet, ukubat vesaire. Yani bir boşluk bırakmıyor İslam. En büyük kültür İslam kültürüdür. Fakat ne diyor gafil? Levvâme diyor, aman diyor, şu üniversiteyi bitirsin diyor, para kazansın diyor, dünyalı elde etsin, sonra öbürünü yapıyor. Çünkü basit çünkü. İki rekat namaz kılacak, Ramazan elini kaldıracak, affolacak, çıkacak, geçecek, bitecek. Ne yapıyor bunu? Şeytan, Allah'ın affıyla kandırıyor ayet-i kerimede buyurulmuş. Levvâme bu, ihmal, kusurluk. Bundan vicdanı azap duymak işten geçmiş oluyor. En mühim evlatlarımız. Cenab-ı Hak buyuruyor, selamun kavlen min Rabbir Rahim. Siz cennette buyurun cennete büyük selamla. Fakat sen gireceksen evladın nasıl olacak? Cennet bu tarafa diyecekler. Öbür tarafa da cennet bu tarafa. O zaman baba, oğul, evlat vesaire akraba birbirine en feci ayrılık orada olacak. Bu dünyanın en yakınını kaybeder, bir müddet sonra yavaş yavaş alışırsın.
Orada çok çetin, biri cennet, biri cehennem yolcusu. Elâsın yevmi yubasûn. Yani bir İbrahim Aleyhisselam bile, aman diyor, Yâ Rabbi diyor, insanları diyor, uyandırdığın gün beni mahcup etme buyuruyor. Velhâsıl levvâmi bu, unutkan kalp. Bu günahkâr Müslümanların kalbi. Cenâb-ı Hak da ne güzel bir ifade eder. Ne ki o akdi unuttu, Allah'a verdiği o sözü unuttu, onda azim de bulamadık, bir gayret de bulamadık. Fakat yine Taha'da güzel bir şey var. Sonra Rabbi onu seçkin kıldı, tövbesini kabul etti, doğru yol yönetti. Fakat bu tövbe nasıl olacak? Zor tövbe, tövbe zor iş tövbe. Tövbeten nasuha buyuruluyor. Yani seni alsalar, bir okyanus ortasına bir kayın içine koysalar, ne dersin orada? Ya bir ormanın ortasına koysalar, yol yok, iz yok. Bir büyük sahranın ortasına koysalar, ne dersin? Ya Rabbi dersin, kurtar Ya Rabbi dersin. Ya tövbeten nasuha bu. Yani Cenab-ı Hakk'a can hıraç şekilde bir tövbe edebilme. Bak Cenab-ı Hak Rahman ve Rahim affediyor o zaman. Bak o kalbin o tövbe kıvamına gelebilmesi. Bu tövbenin en güzel zamanı ne zaman? Vel müstağfirine bil eshar, seherlerde istiğfar ederler buyuruyor. Ne Cenab-ı Hak Dembatim Lokman Suresi 30. ayetinde şeytan Allah'ın affını gündelikse kandırmasın buyuruyor. Evet Allah Rahmandır, Rahim'dir, merhamet sahibidir ama senden de bunun mukabilini Cenab-ı Hak istiyor. Cenab-ı Hakk'ın bu Rahman Rahim esmasının da bir de Azizün İntikam olduğunu unutmamak lazım. Yani suçlunun hakkında gelen mutlak güç sahibidir Cenab-ı Hak. Unutkan kalbin şifası nasıl olacak? En mühim iki şey var. En mühim başlık. Birçok şey var, en mühim şey. Bir defa yediğin gıda helal olacak. Bu evliya Allah bunu çok durmuşlar. Bahattin Nakşibendi bir delikanlı geliyor. Efendim diyor, ben de manevi hayvimi kaybettim diyor. Oğlum düşün diyor. Lokmanda bir yanlışlık oldu mu diyor. Düşünüyor. Evet diyor. Duvarın dibinde odun vardı. Onu aldım ki sahipsiz zannettim diyor. Fakat bütün şeyim geçti ondan sonra diyor. Ruhaletim gitti diyor. Abdülhâ Ali Kâlik Yücdevânî Hazretleri'ne Hızır Aleyhisselâm geliyor, yemiyor Hızır Aleyhisselâm. Efendim bu helaldir diyor, niye yemiyorsunuz diyor. Evet helaldir ama diyor, bunu pişiren diyor, öfkeyle pişirmiş diyor. Yani buraya kadar gidiyor. Birinci helal gıda çok mühim. Ruhu inkişaf için. Çünkü o helal gıda vücudun güç, kuvvet olacak, onunla ibadet edeceğiz, hizmet edeceğiz. İkincisi beraberinde bulunduğun insan. Beraberinde bunu insan dikkat ediyor. Eğer o hayırlı insansa hayra gidersin. Şerri insan şerre gidersin. Fakat her insanda hukukumuz olacak. Hukuka dikkat edilecek. Fakat dostluk ehli kalp olanlarla olacak. En mühim tabii kul hakkına dikkat edecek. Hakkı ibad. Velli küllü meze türlü meze yazıklar o kul hakkına dikkat etmeyenler. Ona bir isim taktı, işaret etti, onu küçümsedi. Yazıklar olsun buyuruyor Cenab-ı Hak. Ne oluyor? Ona sevaplarını verecek ömür tarafta. Hayvan hakkı da geliyor. Diğer galaksilerde hayvan yok, burada var. Allah bunu bir ibret olarak, hepsi el-musavvir, el-bâri sıfatının ayrı ayrı tecellileri. Onun için hayvanlardan da mesulüz. Rasûlullah Efendimiz buna çok dikkat ederdi. Bir yerde yanık karınca yuvası gördü, Efendimiz dehşete kapıldı. Allah'ın verdiği canı yakmaya kimin hakkı var dedi. Bir tarlayı yakmışlardı. İşte maalesef Anadolu'da yapılıyordu bu. Hani onlar kıyamet günü diriltilecek. Onlar hakkını alacaklar. Kur'an'la ülfet, Kur'an'ın kıraati zaruri. Bak Kur'an'la sırf kıraatine kalma, Kur'an'la buluşmak lazım. Yani Kur'an-ı Kerim ahkamına dikkat etmemiz lazım. Kur'an'la yaşam, Kur'an'la hayat bulmamız lazım. Sünnetle hayat bulmamız lazım. İşte Eshâb-ı Kirâm'ın Fârık vasfı buydu. Kur'an'la buluştu, Rasûlullah Efendimiz'le buluştu. Bugün de hani kıyamete kadar Kur'an'la buluşanlar, Rasûlullah'la buluşanlar kurtuluşlu oluyor. Kulül af buyuruyor, fazlını infak et buyuruyor. İslam asla asla israf istemiyor. Gösteri, sükse, konfor istemiyor. Mütevazi çalışacaksın. Mülkün Allah'ın olduğunu idraki içinde olacaksın. Yarın esas menzilinin kabir olduğunu idraki içinde olacaksın. Cenab-ı Hak fazlasını veriyor.
Niye bir ona vermiyor, sana veriyor? Sen de infak edin, o kardeşin derdine dertleneceksin, onu telafi edeceksin. Efendimiz o şekilde ganimetler gelir, onu dağıtmadan huzur bulamazdı. Müslümanlara garip Müslüman sevindirirdi. Onların sevinmesinin hazzıyla kendisi doyardı. Tabi seherler büyük bir güç olacak. Yani seherler tefekkür mevt olacak. Efendimiz buyuruyor, bütün lezzetleri kökünden yok eden ölümü çok çok hatırlayın buyuruyor. Yani bütün şey kul ahlakı Muhammedi ile hallenecek. Başka çare yok hiç. Ondan nefsi mülheme geliyor. Artık zikir vesaire, ibadetler, taat yavaş yavaş yoluna girmiş. Bu nefsane arzuna direnebilme gücü olmuş fakat tam değil. Ondan nefsi mutmainne geliyor ve kamil manada Cenab-ı Hak kuluna hitap ediyor, gel diyor. Sen Allah'tan razı oldun diyor. Radiyet. Merdi Allah'tan sen razı oldu. Salih kullarıma katıl ve cennetime gir buyuruyor. Salih kulların müşterek vasfı Allah'a tazim ve mahlukata şefkattir. Yani bütün salih kulların evliya Allah'ın müşterek vasfı Allah'a tazim, bir kusur etmemek Allah'ın emirlerine karşı, ikincisi mahlukata şefkat. Onlar hakkında büyük dereceler bu yola vasıl olmuşlardır. Ne yani Şah-ı Nakşibend Hazretleri yıllardır uyuz köpeklere, yaralı hayvanlara, hasta insanlara bakmış, onları temizlemekle meşgul olmuştur. Ulaştığım yüksek derecelere ancak yaptığım hizmetler sayesinde nail oldu. Tabii bir taraftan da şeriat ihmal edilmeyecek. Bu ahlak Bahattin Nakşibend Hazretleri ya evladı gibi bu ahlak Resulullah Efendimizden evliya Allah'a akseden güzel ahlaktır. Hepsinin özü de bütün mahluka şefkat ve merhametten ibarettir. Bu terbiyeyle yetişen bir gönül bütün insanlığın kurtuluşu için çırpınır. Günah ve asiler yaralı birer hasta güzeye bakarak onda hidayet kurtuluşu pervane olur etrafında. Neticede Efendimizden başlayan rahmet halkası derman ve şifa dağıta dağıta devam eder. Yani Efendimizden başlayan şefkat, merhamet ve rahmet silsilesi bütün muhtaç gönülleri âb-ı hayat olur. Her velide ayrı bir davet vardır mücrimlere. Onların kalpleri bir rehabilite merkezidir. Bir dergâhtır. Mesela Mevlana der ki, bazı bazı tuhan çesti bazı der. Gel kafir o gebro putperesti bazı. İn dergâh-ı ma dergâh-ı ümidiniz sadbar eğer tövbe şikesti bazı. Geri dön gel diyor. Gel geri dön gel diyor. Ne kadar mücrimsen, isyana girmişsen, küfre girmişsen yine de gel diyor. Çünkü bizim dergâhımız yani bir Müslümanın gönlü bizim dergâh ümitsiz dergâh değildir diyor. Yüz kere tövbeni bozmuşsan gel burada hidayeti gör diyor. Velhâsıl demek ki Bahattin Nakşibendi Hazretleri, Abdülkadir Geylani Hazretleri hepsi ayrı ayrı tecelliler. Demek ki mümindeki en münfârik vasıflarını Allah'a tazim, ikinci mahlukata şefkat. Bu o kadar mühim ki veli olduktan sonra da bir kul tabi bilemiyor nasıl o acaba öbür tarafta belli olacak. Cenab-ı Hak buyuruyor ki orada kim benim veli kuluma düşmandakiler ben de ona harp ilan ederim. Yani bu kadar bir fakat bu tabi meşakkatlerden sonra olacak. Mevlana'nın yine güzel bir şeyi var, bir teşbihi var. İnsan kevni ayet gördüğü her şeyden ders alacak. Yağmura bakacak, ders alacak. Burada Mevlana'nın bir açıklaması var. Bir yağmuru düşün diyor. Yağmurlar yağmasa gül bahçesi yeşilliği nasıl sır söyleyecek? Menekşe yasemine nasıl ahitleşecek? Çınar ağacı dua için nasıl el açacak? Selvi havada nasıl baş sallayacak? Çiçekler ilkbahar günlerinde renklerle, kokularla dolu yenilerini nasıl sallaya sallaya başlayacaklar? Yağmurlar yağmasa nasıl olur da lalenin yanağı kan gibi kızaracak? Nasıl gül goncası kesesini açıp içindeki altınları saçacak? Bülbül nereden gelecek ki gülü koklayacak? Üveys kuşu nerede nerede diye mahbubunu arayacak? Yağmurlar nasıl olur da leylek canla gönülle lek lek senin senin diye gaga vuracak? Yani mülk de senin, mal da senin, her şey senin.
Fakat bu kim için diyor Mevlana? Bu duyan kalpler için diyor. Yağmurlar yağmadı, düşün yağmuru diyor. Nasıl olur da toprak gönlündeki gizlediklerini gösterecek, açığa çıkaracak, inbat edecek. Nasıl o da bahçe gökyüzü gibi parlayacak. Bahçelerin giymiş olduğu o süslü, güzel elbiseleri nereden, nasıl bulup getirdi? Hepsi kerem sahibi Allah'tan, hepsi merhametlerin sahibi Allah'tan. Bütün bu güzellikleri O'nun varlığına, bütün ilahi Cenâb-ı Hakk'ın varlığının şahididir. Bunlar kendi tamamlığı Hakk'a vermiş bir velinin hâlet-i rûyesidir bu tefekkür. Velhâsıl bu yağmurdan misal. Fakat her şey bir misal. Semaya bak öyle, en ufak varlığa bak, bir solucana bak, bir deveye bak ve zaten deve gelecek ayette. Velhâsıl demek ki kul tefekkür sahibi olacak. Tefekkürle hayat bulacak. Cenâb-ı Hak yaklaşacak. Yine buyurun, yağmur diyor, konuşur diyor, ehli kalp olanla diyor. Gül konuşur diyor. Nasıl o kara topraktan o rengi, o ayinkle çıktı. Dağ konuşur diyor. Arı da konuşur diyor. Arı nasıl o 45 günlük ömründe nasıl bir didiniyor? Yani insan kainat sayfalarını çevir okuması lazım diyor Mevlana Hazretleri. Nasıl bir hayat yaşayacak? İşte ayette ve tevasab bis sabri ve tevasab bil merhame. Birbirine sabrı ve merhameti tavsiye edenler. Ve tevasab bil hakkı ve tevasab bis sabr, bir takva ve sabrı tavsiye edenler. Değişen şartlara kuldan sabır, hakkı tevzi etmek âm ve şamil bir merhamet Cenab-ı Hak istiyor. Bir gün Behlül Dâne var. Behlül Dâne biraz mezlumsu bir Allah dostu. Abbasi halifenin Harun Reşit'le zaman zaman görüşür. Harun Reşit daraldığı zaman çağırır onu. Ya Behlül bana biraz bir öğüt ver der. Bir gün yine çağırdı. Halife dese üç tane sorun var dedi. Birincisi yer üstünde en fazla ne var dedi. Yer altında en fazla ne var dedi. Gökyüzünde en fazla ne var dedi. Behlül Dâne'nin soru üç soruya Harun Reşit de şu cevabı verdi. Yerde en çok canlılar var. Yer altında çok ölüler var. Gökyüzünde en çok olan da kanatlar, kuşlar, kelebekler vardı. Behlül Dâne mana bir şey şöyle baktı. Şu mukaddemine hayır ey halife dedi. Sen işin zahir tarafını söyledin dedi. Hakikati söyleyemedin dedi. Gerçek şu ki diyor, yeryüzünde en çok mevcut olan tamahlardır dedi. Hırslardır dedi. İhtiraslardır dedi. Kıskançlıklardır dedi. Bitmek bilmeyen nefsane arzulardır dedi. Ahireti unutmaktır dedi. Yer altında en çok mevcut olan şey eyvah vah vah leyteni leytena keşke keşke keşkelerdir dedi. Bu işten geçti bitti. Gökyüzünde en çok mevcut olan arş-ı âlâya çıkan salih amellerdir dedi. İşte dedi halife dedi bu üç şeye dikkat et dedi. Ona göre kendi hayatını tanzim et dedi. Velhâsıl râdiyeten merdiye kul Allah'tan razı olacak. İnişler çıkışlar olacak. İmtihanlar olacak. Kul da Allah'tan razı olacak. Cenab-ı Hak cennetimi geri buyuruyor. Bir de nefs-i kâmile var. Tabi bu da vehbi peygamberlerin çok büyük Allah dostlarının varacağı merhale oluyor. Cenab-ı Hak yine buyuruyor. Yüzler varlığının korku ve zillet içindedir. Yani birinci grup insanlar bunlar. Bunlar birinci grup insanlar geçici kısacık ömrünü gaflet, günah ve haksızlıklarla heba edip küfür ile sonlandıran bedbahtlardır. Bunlar ahirette büyük bir hüsran, azap beklemektedir. Bunlar ölümden kaçmaya çalışanlar dünyada. Görüyoruz bir yerde cami yapılıyor. Orada olan sosyetik insanlar oradan kaçıyor. Kat fiyatları ucuzluğu niye? Orada ölümü hatırlayacak. Ölümü hatırladığı zaman teessüre gelecek. Yeni tabirle karamsar olacak. Zincirli kuyu mezarlığı var. O küllü nefsin zâikatül mevt yazıldı. Her nefis ölümü tacıdır. Bir sürü tenkitler çıktı gazetede. Bu diye karamsarlığa götürür. Nasıl insan bir gafletin içinde? Bunlar kimler? Birinci grup, dünyadayken hakkı kabule yanaşmayanlar. Nefislerinin kölesi olanlar. Kibir, büyüklük taslayanlar. Mü'minleri küçümseyen, kâfirlerin o gün yüzleri korku bürüyecek. Utançtan başları yere eğilecek. Boyunları bükülecek, zelil vakir olacak. Eyvah keşkeler olacak. Ne fayda? Âmiletün nâsibe buyurur. Dünyada varlık sahibi oldu, bilmem ne oldu, şu oldu, bu oldu, birçok lükse şey oldu. Fakat ne fayda? Âmiletün nâsibe. Çalışmıştır, boşuna buyuruyor Cenâb-ı Hak. Sadece dünyada menfaatin çalışmış, boşuna yorulmuştur.
O gün eli boş kalmış olarak yorgun ve bitkin düşmüştür. Bunlar kimler? Diğer bir ifadeyle ihtiraslarının kurbanı olanlar. Yani paslı yürek taşıyanlar. Ehli bid'at olanlar. Kur'an'ın hakikatine zıt temeli olmayan felsefelerle iştigal edenler. Tarihsellik çukurunda boğulanlar. İhtirasların esiri olan gâfiller. Kul Rabbine daima teşekkür edeceği yerde yaratıcını unutuyor. Bulduğu icatları kendine izafe ediyor. Bir kimse ister tefsir, ister hadis alimi olsun, dini takva üzere yaşamıyorsa, takva yoksa netice hüsrandır. Cenab-ı Cuma suresinde Beni İsrail alimleri bildiriyor. Kitap yüklü merkepler gibi. Kafada var, faaliyette yok. Rahmetli Musa Efendi babamız o şöyle buyurdu. Daima olarak ölümü tefekkür eden dünyaya değer vermeyecek bir mekan olduğunu yakinen bilir. Tabii değer verecek ama ahiret için değer verecek. Evladını, sermayesini, her şeyi ona göre harcayacak. Dünyaya kıymeti kadar önem verir. Asıl gayretini ahiret için ayrı hazırlığı hasreder. Efendim böyle bütün zevkleri, lezzetleri kökünden yok eder ölümü çok çok anınız. Cafer Sadık Hazretleri şöyle buyuruyor. Allah Teala dünyayı şöyle vahyetti. Ey dünya, bana hizmet edene hak yolunda gayret gösterin, sen de hizmet et. İhtirasına mağlup bir surette sana hizmet eden yani dünyacı olana da kendine çalışıp yor ve yıprat. Âmirete nasibe. Çalışmıştır boşuna. Tabi burada bazı hadis-i şeyler vardır. O hadis-i şerifler çok câlib-i dikkattir. Bütün amellerimiz ibadetsiz gayri hasbetenlili olmaz. Mesela bir hadis-i kısaca hülasa edeyim. Şehit gelir kıyamet günü. Ne yaptın kulum der, şehit düştüm ya Rabbi der. Fakat der, benim için yapmadın onu der. Çok baba yiğit desinler diye yaptın der. Yalan söylüyorsun der. Onu sürün öbür tarafa der. Yeni bir alim gelir. Ya Rabbi ilmimi senin için teyze yok der. Sen şöhret için yaptın der. Sürün kötü bir akıbete buyurulur. Yani bunlar ne demek? Şöhret budalası olmak. İlimde şöhret budalası olmak. Güç gözüne şöhret budalası olmak. Mal verilir buyuruyor. Kulum sana mal verdim, ne yaptın der. De ya Rabbi şunu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım. Geç. Bunu kendin, şöhretin için bunu yaptın. Ne kadar cömert desinler diye yaptın. Sürün öbür tarafa. Cenab-ı Hak buyuracak. Velhâsıl şöhret budalası olmamak lazım. Şeytan, iblis daima insanı bu şöhrete teşvik eder. Aman ne güzel varlık sahibi, ne güzel zengin, ne gün bilmem ne, ne güzel güç kuvvet, ne güzel şehit, ne güzel şehit desinler. Tabi hepsi kıyamette belli olacak. Onun için büyükler diyor ki, bir cami yaptırdın, dünyadayken ismini koymaz, kendi ismini koyma oraya. Vefat ettikten sonra çoluk çocuğun koysun. Çünkü o zaman riyâ biter sende. Tabii en çok yine bu çocuklarımız için, kendimiz için. Bunu da bir zikretmek isterim. Müddessir suresinde geçiyor. Cennete gidenler uzaktan cehenneme gidenlere sesleniyorlar. Siz niçin cehennemliksiniz diyorlar. Ne yaptınız Allah sizi cehenneme sokuyor diyorlar. Birinci cevap mücrimlerde biz namaz kılanlardan değildik diyorlar. Onun için kardeşler yavrularını ufak yaşta alıştıramazsak bitti o. Bitti o. Alışkanlıktır. Sonra onun vecdini duyacak, huzurunu duyacak. Onu fahşadan münkerden koruyacak. Fakat namazı küçük geçeceğim. Ne olacak? Sonra kılar. İşte Ramazan'da gidiyor biraz kılıyor. Yok olmaz bu. Allah büyük mükafat vaat ediyor. Secdeye yaklaşmıyor diyor. Birinci demek ki biz namaz kılanlardan değildik diyorlar. İkincisi menfaatperestlik, egoistlik diyorlar. Vicdanımız körelmiş diyorlar. Biz diyor açları doyuranlardan değildik diyorlar. Bu açları doyuran, bu merhamet peygamberlerin vasfı, evliyaullah'ın vasfı. Kendinden fedakarlık göstererek yapacaksın bunu. Ondan üçüncüsü batıla dalanlarla beraberdik. Bugün işte medyanın türlü türlü bazı çirkin sahneleri var. Oralardan hem kendimizi hem evlatlarımı koruyabilmek. Tabii ne oluyor? Kalp kararıyor bunlarla. Ceza günü de o ahiret günü yalan sayanlardan olduk diyorlar. Sonra ölüm geldi bize çattı diyorlar. Demek ki birinci bu mücrimlerin durumu çok zor Allah korusun. Telafi etmek de çok zor. Bitti son nefeste bitiyor.
İkinci grup, Cenab-ı Hak buyuruyor, onların yüzleri vardır. O gün nimetler için o yüzler mutludur. Naime. Onlar Allah'ın rahmeti içindelerdir. Orada ebedi kalacaklardır. Yine o yüzler, o simalar o gün ışıl ışıl parlayacaktır. Onlar Rablerine bakacaklardır. O demek ki orada Rabbimizi seyretmek çok büyük bir lezzet olacak. Zaten Musa aleyhisselam onu istedi devamlı. Ya Rabbi seni görmek isterim dedi. Cenab-ı Hak lan terani buyurdu. Göremezsin buyurdu. Çok bir zerre kadar bir nur inikas etti, daha infilak etti. Musa aleyhisselam düştü, bayıldı. Velhâsıl dünyadaki gayretlerinden hoşnut olmuşlardı Cenab-ı Hak buyuruyor. Yani bu ömür sermayesini kullanmayı bildiler. Bir imtihan sınıfı içinde onu fark ettiler. Yani bir insanın manen inkişafı için Kur'an ve sünnet ikliminde yaşaması zaruri. Kur'an kültürüyle mücehhez olması zaruri. Ancak Kur'an ve sünnet ile yaşanan bir hayatta huzur, surur ve saadet vardır. Enes bin Malik bir misal, o kadar çok misal var ki Efendimiz'den. Yani nasıl Efendimi terbiye etti? Oturuyorduk diyor hep beraber diyor sahabe Resulullah Efendimiz diyor. Efendimiz dedi ki şimdi de şuradan bir cennetlik insan çıka gelecektir dedi diyor. Bir baktı ki de Ensar'dan diyor abdest suyu sakalından damlayan ayakkabını sol eline almış bir adam çıka geldi diyor. Ertesi gün aynı oldu. Şimdi buradan bir cennetlik geldi. Yine aynı adam geldi. Üçüncü gün yine aynı adam geldi. Abdullah bin Amir var sahabiden. O diyor ki ben diyor bu kişiyi Allah Resulü bu kişi cennetliktir dedi. Bize cennetlik demedi. Bu adamın farikası nedir? Ben bununla üç gün bir komşuluk yapayım. Ona gittim dedim ki ben arkadaş dedim. Babamla bir münakaşa edip üç gün senin evinde misafir kalabilir miyim? Hay hay kardeşim buyur dedi. Ev senin dedi. Üç gün beraber olduk dedi. Beraber yattık, beraber gece kalktık, beraber zikrettik vesaire. Üçüncü gün dedim ki kardeşim sana Allah Resulü cennetlik dedi. Bize demedi. Senin bizden farkın, baktım ki aynı biz işleri gördük. Dedi ki işte gördüğüm gibiyim ben dedi. İsrar edince dedi ki tabii belki söylemek istemedi riya olarak. Ben dedi hiçbir mümine de gönlümde de zerre kadar bir burudet beslemem dedi. Bütün ümmete Muhammed'e dua ederim de kimseye en ufak bir burudet, bir husumet kalbimde yoktur dedi. Hepsi benim kardeşimdir dedi. Anladım ki dedi, Rasûlullah Efendimiz'in buyurması, cennette buyurması bu sebeptendir. Velhâsıl sünnet, kitap ve bir hayat. Kur'an ve sünnetten mahrum olan bir gönül ise, ne kadar istidat olsa da neticede çölleşmeye mahkumdur. Üç türlü insan, Allah'tan uzaktır buyuruluyor. Biri, rahatlarını hesaplayarak hizmetten kaçanlar. Rahatlarını hesaplayarak hizmetten kaçanlar. İkincisi, hassas olduğunun önüsü ızdırap ve sefaletlerin civarına yaklaşmayanlar. Üçüncüsü, beter, zalimlerin topluluğuyla beraber olanlar. Samimi ve gerçek hizmetler, kalbin olgunluğunun şaheseridir. Yine kelâm-ı kibârda üç şey vardı ya, bunlar velî kulda arttıkça güzelce, velî kulda bunlar artar devamlı. Birinci, makamı yükseldikçe tevazusu artar. İkincisi, ömrü uzadıkça hizmeti artar. Üçün malı çoğaldıkça cömertliği artar. Yine bu bilenler üç vasıftadır. Birinci sâciden kaimen, gece hayatı olanlar. Yani kalbi ruhaniyetle dolanlar. İkincisi yâsırül âhire, ahiret endişesi içinde olanlar ki peygamberlerde de bir ahiret endişesi var. Cenab-ı Hak ey iman Allah'tan korkun ona yaşar şekilde ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruluyor. Üçüncü ilahi rahmet dileyenler yercu rahmet Rabbi. Velhâsıl işte ikinci grup dünyadaki ömür sermayelerini kârlı bir alışveriş çevirip sonu kâmil imanla mühürlemeyi başaran bahtiyarlardır. İşte bu sahabeyi de bunu en net görüyoruz. Kuzey Afrika fethedildi vesaire oldu. Eshâb-ı kirâmın evinin konforu yoktu, konfor şekli biçimi değişmedi. Nimetler geldi, ganimetler geldi. Onları dağıtmanın hazzıyla yaşadılar. Cenab-ı Hak buyuruyor. Ayet öyle ki onları saran nimetlerin sevinci parıltısını yüzlerinden okursun. Velhâsıl yine efendim benim ümmetim misal bir yağmur gibidir. Evveli mi daha hayırdır, sonu mu bilinmez. Ondan sonra Cenab-ı Hak bizi bir tefekküre davet ediyor.
Tabi Efendimiz zamanında seyyat vatası deveydi. Devenin sütünden içerler, güç kuvvet kazanırlar. Devenin etini yerler. Tabi her nimet, her canlı Cenab-ı Hakk'ın ayrı ayrı el musavvir, el bari sıfatının tecellisi. Cenab-ı Hak deveye bakmazlar mı? Nasıl yaratılmış? Etinden, sütünden, yününden, derisinden, gücünden istifade ediyor müminler. Gerçi küçük bir kelebekten, bir toz kanatlı kelebekten kocaman file kadar Allah'ın yarattığı her canlı kendine özellikleri var. Hepsi yaratıcının kudretine delalet eder. El bari el musafir sıfatı tecelli ediyor. El bari vücuduna getirdiği her şey herhangi bir modele bağlı kalmadan yoktan var birbirine uygun yaratan kusursuz var eder. Bir karıncayım. Bakın karıncanın da öyle karıncanın bir kendine bir toplum tarzı var. Dümdüz duvara çıkar öyle iner oradan. Çeşitleri vardır. De musavvir sıfatı her mahluku ezeli hikmetinin gereği şekil yaratan her varlığa ayrı bir şekil ve özellik vardır. Velhasıl ilk ayet "Okra bismi rabbikellezî halak" Müslüman bir kalp gözüyle okuyacak her şeyi. Okumayı öğrenecek. Çünkü ilk ayet okumayı öğrenme. Bu nerede o? Bu kalp okur, göz değil. Göz bir gözlük mahiyetindedir. Esas okuyan kalptir. Onun "Okra bismi rabbikellezî halak" ilk ayettir. İslam'ın ihtişamıyla yaşayacak. Cenab-ı Hak 23 sene sonra El-Yevme Ekmeltu ayetini indiriyor. 23 sene efendim numune ashab-ı kiram numune olmuş oluyor. Dinin tamamlandığını bildiriyor. Velhâsıl onun indirdiği vahyin muhtevasında bir hayatımız olacak. İnsanlığa verilmiş olan ilim namütevaz sonsuz ilmi ilahi kadar bir kırıntı mesabesinde. Mikro âlemde baktım en küçük âlemde bir atom, çekirdek, elektron, kuvas vesaire bunları idrakler yolun sonuna dayanıyor, daha ötesini düşünemiyor. Makro âlemde sonsuzluk, bir ucu bucağı yok. Trilyonlarca yıldız, trilyonlarca galaksiler hepsi ayrı bir ahenk içinde devam, başını kaldır bak diyor, bir futur görüyor musun buyuruyor. Cenab-ı Hak soruyor. Sizi abes yarattığımızı hakikaten huzurumuza gelmeyecek mi zannediyorsun buyuruyor. Hep hala akletmez misiniz, düşünmez misiniz? El akıl sahipleri ibret alın. Velhasıl deveye bakarsak Cenab-ı Hak nasıl insan nasıl hizmet? Koyuna baksak ayrı, tavuğa baksak ayrı, hepsi ayrı ayrı da burada deveye baksam da iri bir cüsse var. Son derece kuvvetli, sabırlı ve dayanıklı. Şekil itibariyle cali bir dikkat. Başka hayvanların yetinmediği çok az yem ve dikenli otlarla geçiniyor çör ikliminde. Ağır yükle uzun yolculuklara dayanıyor. Günlerce susuz kalabiliyor o örgüsünü suyla dolduruyor su deposu onlar. Tecrübe eden devenin 8 gün o çölde susuz olarak gittiğini bildiriyorlar. O içeriden suyunu alıyor şeyden. O kadar iri cüphe kuvvetine rağmen en zayıf bir hayvandan, bir koyundan, bir merkepten daha kolay güdülebiliyor. İtaat ediyor, boyun eğiyor. Bir çocuk bile onun yularından tutup götürebiliyor. Gittiği her yolcu birçok insandan daha sağlam bir hafıza belirip çöl bir yoldan gitti o çölden. Fakat o çöl yolunu unutmuyor. Yine aynı o çöl yolunu biliyor. İnsan unutuyor, o unutmuyor. Velhasıl Cenab-ı Hak nasıl bir nimet. Bir de böyle cüsseye rağmen bir de güzel sesi hayran. Enceze denilen bir köle vardı. O deve sürücü develeri götürüyordu. Üzerinde hanımlar vardı. Şimdi o güzel sesi vardı Enceze'nin. Develeri coşturuyordu. Dört develer hoplaya hoplaya gidiyorlardı. Resulullah Efendimiz Enceze dedi. Bak dedi devenizin dedi camlar vardı. Camlar kırılmasın dedi. Yani hanımlar vardı, hanımları toplatıp şey yapmadı, güzel mecazi bir şey vardı. Efendim arı ayrı, bal arısı ayrı, 45 günün bir sene çalışıyor. Diğer ayrı, velhâsıl insan nasıl hesap verecek? Verdiği nimetlerden soracaksın buyuruyor. İkinci delil, Cenâb-ı Hak yine onlar gökyüzünü bakmazlar mı, nasıl yükseltilmiş gökyüzü? Var mı sonu? Yok. Şuraya iki tane çivi koyup ip bağla, içi iple boş bırak. Nereye kadar gidiyor bu ipler? Sonsuz. Bittiği bir yer yok. Seba semavatın tabaka, yedi kat, arş, kürsü ve son yok.
Yani Cenab-ı Hakk'ın muhalefetül havadis sonu olan bir sonla biten hiçbir şey yok. İlahi meçhul dehşetli bir azamet. Çok o gökyüzü hakkında çok. O direksiz nasıl duruyor? Trilyonlarca kitleler, tonlarca ağırlığında. Cenab-ı Hak onda misallerini veriyor ayetle muhtelif şekilde. Ondan sonra Cenab-ı Hak o Rab yeri seçim bir döşek, göğü kubbemsi bir tavan yaptı buyuruyor. Bir şahane bir gavs-ı mutassam. Yani bir yeryüzü bir döşek. Bütün mahlukat orayı yiyor, içiyor, rızkı temin ediliyor, sofraları kuruluyor, orada yaşıyor, dünyaya geliyor, ölüyor, gidiyor. Semada ayrı bir kubbe onlara, kubbesi bir tavan. O da ayrı manzaralar, gece ayrı, gündüz ayrı. Yine Cenâb-ı Hak, dağlara bakmazlar mı? Nasıl dağlar çakılıp dizilmiştir? Nasıl dağda yükseklik var, irtifa var, o kadar aşağıda var. O dağ ne oluyor? Dünyanın dengesini koruyor. İçinde de türlü türlü akarsular vesaire yeşillikler, hayvanlar yiyecek, içecek vesaire. Ayrı ayrı her dağın kendine bir ayrı ayrı özellikleri var. Yine Gâşiye 20. ayet, yerden bakmazlar mı? Nasıl serip döşenmiş yerler. Bir ilkbahara bak. Sonbahara bak kurumuş. İlkbahara bak bütün birdenbire hepsi fışkırıyor. Nasıl kıyamet günü Cenab-ı Hak yaratılacak? Nasıl bir anda nasıl trilyonlarca otlar birdenbire çıkıyor toprakta? İnsanları bir an Cenab-ı Hak o şekilde bütün insanları halk edecek. Hesap kitap son yolculuk. Yine çok ibretli. Nice canlı var ki rızkını yanında taşımıyor. Onlara da size de rızkını veren Allah'tır. O her şeyi bilendir. Yine kul bir tefekkür edecek. Ufacık bir şey, koca bir ağaç çıkıyor. Küçük bir yumurtadan bir hayvan çıkıyor. Bir damla lütfeden bir insan çıkıyor. Hepsine ayrı ayrı bir kader yazılıp çıkıyor. Hayvana, nebatata, insana vesaire hepsi bir kaderle geliyor. Ondan Cenab-ı Hak fezekkir buyuruyor. İnsanlara öğüt ver diyor. Çünkü sen ancak bir öğüt verici olursun diyor. Onların başına dikilip inanmaları için baskı yapan bir zorba değilsin diyor. Demek ki burada bir Müslümanın vazifesi dinde zorlama yok. Lakin efendim insanlara neyi doğru neyi yanlış olduğunu bildirmiş, bunları varacağı neticede haber vermiştir. O kadar çok diyor Ebu Zer haber verdi ki diyor vallahi diyor Allah yolunda ailede göçerken bize öyle bir halde bıraktı ki bize kuş gökte kanat çırpsa onun bu halde Resulullah Efendimiz bize bir hadis-i şerifi hatırlatırdı buyuruyor. Yine son ayetle bitirelim. Ama kim gerçeğe sırt çevirir bu kadar ilahi azamet tecellilerini ve inkar ederse Allah onu en büyük azapla cezalandırır. Şüphesiz onların dönüşü bizedir buyuruyor Cenab-ı Hak. Onun hesaplarını görmek de elbette bize aittir. Hazreti Ömer radıyallahu anh hesaba çekilmeden önce kendi nefsini hesaba çekin. Amelleri tartılmadan önce onu tartın. Allah'a sunacak en büyük arz takdim sunuş için ona müzeyyen hale gelin. Çünkü Allah buyurur ey insanlar o gün hesap için huzura alınırsınız. Sayet hiçbir şey gizli kalmaz. Kitabını oku bugün nefsin kâfidir denecek. Gözler konuşacak, kulaklar konuşacak. يَوْمِنْ تُعَدِّ صَحْبَا رَابَنَا رَبِّ كَيْفَا Yeryüzü konuşacak. Velhâsıl o zor gün. Fakat o zor günde Cenâb-ı Hak'ta dost olanlar için bu dünyada لَا هَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ Onlar korkmayacaklardır, üzülmeyeceklerdir. Cenâb-ı Hak bu zümreye cümlemizi Cenâb-ı Hak dahil eylesin inşâAllah. Duamızın kabulü niyazı اللّٰهِ تَعَلَى الْفَاتِحَةِ Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem.